Haziran ayı itibariyle başlayan yoğun muson yağmurları sonucunda Pakistan'da ciddi bir sel felaketi meydana geldi. Bizler de süreci başından itibaren takipteydik. Bir yandan da Pakistan'daki yerel çalışma ortaklarımızdan güncel durumla alakalı bilgi akışı devam ediyordu. Sonrasındaki süreçte planlamalarımızı netleştirdik ve sahaya intikal kararı aldık. Bu operasyonu planlarken ki önceliğimiz tabii ki sel felaketinden en çok etkilenen bölgelere bir şekilde yardımı ulaştırmaktı. Programın detaylarını partnerimizle netleştirdikten sonra 3 Ağustos itibariyle sahaya intikal ettik. Sel felaketinden en çok etkilenen bölgeler arasında Sindh, Belucistan, Halpur gibi bölgeler yer almaktaydı. Biz de bu bölgelerden öncelikli olarak Sindh bölgesinde Baden lokasyonuna doğru Karachi'den öğlen saatlerinde yola çıktık. Öncelikle saha analizi gerçekleştirdik. Selden doğrudan etkilenen köyleri ziyaret ettik. Orada halkı dinledik ve gerçekten gördüğümüz manzara karşısında dehşete düştük. Çünkü insanlar zaten normal şartlarda birçok mağduriyet, mahrumiyet içerisinde yaşarlarken, bu şekilde hayatlarının geçimini sağlarlarken bir de vuran son sel felaketi neticesinde özellikle tarım arazileri ciddi bir zarar uğramıştı ve gittiğimiz bölgelerde, köylerde su seviyesinin normal bir tarım arazisinde 4-5 metreye kadar yükseldiğini gördük. Tabii su seviyesinin yükselmesiyle beraber aslında bu suyun kanalize söz konusu. Fakat devlet yetkilileri bu konuda maalesef son derece çaresiz durumda. Çünkü şu an kuru toprak bulmakta zorlandıkları için suyu kanalize imkanları da bulunmuyor. Dolayısıyla suyun yaklaşık 5-6 aylık bir süreçte ancak çeşitli yoğuşma vesilesiyle veyahut da diğer doğal şartlarla ancak bir şekilde çekilebileceğini, ilgili kanallara yönelebileceğini belirtiyorlar. Bu da haliyle biriken bu suyun sonucunda ciddi bir bataklık oluşma riski ve beraberinde tabii ki sivrisinek artışı ve bunun sonucunda da artan salgın hastalıklar. Ekonomisinin büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığa dayanıyor Pakistan'ın. Hayvancılık olarak da suların, sulak arazilerin yoğun olmasına kaynaklı mandacılık tercih ediliyor. Mandalar şu an bu kirli, pis suya giriyorlar, çıkıyorlar. İnsanlar evlerini yitirmiş durumdayken onlara sahip çıkmak adına kendi yapmış oldukları, selden kurtardıkları çadırdır, çarşaftır, bu tarz şeylerle bir şekilde bir derme çatma yaşam alanı oluşturmak derdinde. Haliyle hayvanları da koruma amaçlı hemen diplerinde tutuyorlar. Yani bir yandan selden kurtardıklarını korumaya bir şekilde onları muhafaza etmeye çalışırken bir yandan da bu hayvanlar sebebiyle oluşabilecek salgın hastalık riski söz konusu ciddi manada. Köylerle temasımızda şunu net olarak ihtiyaç olarak gördük ki öncelikle tabii ki onların barınma imkanlarını kolaylaştıracak, sağlayacak bir çadır yardımı ve akabinde de gıda, özellikle kuru gıda ve bunun yanında da ikinci öncelik olarak da sineklik ihtiyacından bahsedebiliriz. Ülkenin ekonomik durumu şu an sel felaketiyle beraber yaklaşık 10 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor hükümet kaynaklarında. İlk etapta 33 milyon insanın doğrudan etkilendiği belirtilmişti. Fakat bu zarar gitgide katlanarak devam ediyor. Hükümet bununla alakalı maalesef aziyetini de tüm açıklığıyla ilan etmiş durumda medya kanalları aracılığıyla ve tüm dünyaya yardım çağrısında bulunuyor Pakistan'a. Özellikle Sindh bölgesinde Baden istikametine doğru ilerlerken büyük tarım arazileri gördük yolun iki tarafında da. Normal şartlarda oraya hiç gitmeyen, bu felaketten bilgisi olmayan bir insan orayı çok rahat göz zannedebilir. Bayağıdır olan bir su birikintisi zannedebilir. Halbuki orası bir tarım arazisi. Özellikle pamuk tarlaları, tekstil ürünlerinde birçok sektörde kullanılıyor. Bundan dolayı da pamuk üretimi çok fazla Pakistan'da. Fakat selle beraber pamuk yetiştiricileri ciddi darbe almış durumda. Dolayısıyla burada bizim öncelikli olarak tabii ki insanların gıda ihtiyacını ve temiz su ihtiyacını karşılamak yönünde bir plan izledik. Baden şehri yakınlarında selden etkilenen bölge halkına toplamda iki farklı lokasyonda gıda yardımı ve sıcak yemek dağıtımında bulunduk. Tabii ki bu ilk etapta kesinlikle yeterli bir sayı değil. Bunun bir şekilde artırılması, gerekli yardımın tüm dünya ülkelerinden ilgili gerek STK gerek hükümet yetkililerinden desteğin sağlanması adına da Fransızca, İngilizce ve Türkçe yardım çağrılarında bulunduk. Aujourd'hui nous allons livrer totalement 150 paket nourriture ensuite totalement. Çünkü ilk etapta yapılan bu yardım
ile beraber insanlara da bir umut oluştu ve bu umudun bir karşılığı olması gerekti. Bu doğrultuda yardım çağrılarımızı önemsedik. Sin bölgesinde hem kuru gıda ve sıcak yemek dağıtımlarımızı gerçekleştirirken bir yandan da çadır kurulumu için bilhassa hükümetin yönlendirdiği alanlarda çalışmalarımızı sürdürdük ve özellikle sürecin planlama kısmında ve uygulama kısmında hükümetin yönlendirme ve izin işlemlerini önemsedik. Çünkü halihazırda olaylar ve felaket riski devam ederken konjektürel birçok dinamik hala değişim içerisindeyken bunlara göre saha şartlarını da göz önünde bulundurarak hareket etmenin en doğru strateji olduğunu ve dağıtımlarımızda olsun, çadır kurulumu ile alakalı süreçlerde olsun, oradaki kolluk kuvvetlerinden gerekli desteği aldık. Pakistan hükümetine bu konudaki anlayışlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sonrasında Sin bölgesinden Belucistan'a geçtik. Belucistan'da diğer bölgelere nazaran çok çok daha kurak, kıraç topraklara sahip farklı bir coğrafya. Bunun yanında ayrılıkçı bir bölge hüviyeti de taşıyor ülkede ve bölgede. Tüm bunları göz önünde bulundurarak oradaki insanların selden ne kadar etkilendiğini tabii ki öncesinde bununla alakalı bir info almıştık. Fakat bölgeye intikal ettiğimizde Belucistan'da selden çok çok daha fazla etkilendiğini diğer bölgelere nazaran görme imkanımız oldu. Ve burada da kuru gıda ve sıcak yemek dağıtımlarımızı sürdürdük. Burada operasyonel anlamda elhamdülillah gayet verimli bir çalışma gerçekleştirdik ve yardım çağrılarımıza ve Belucistan'da da devam ettik. Özellikle Sin bölgesinde Baden lokasyonuna doğru giderken yani tarım arazilerinin sağlı sollu kilometre karelerce uzunlukta bir araziden bahsediyoruz. Uçsuz bucaksız topraklar. Buraların sular altında kalması, o kadar emek verdikleri ürünlerin şu an suyun üstünde yüzmesi ve insanların bununla alakalı o çaresiz halleri, bir şekilde o kadar yitirilen insan, kendi evleri, araçları, gereçleri, tüm varlıkları yani çaresiz vaziyette selden kurtardıkları malzemelerle bir yandan da o tarım arazilerinin bir şekilde artık suyun kanalizesi sonrasında tekrardan hani bir ümit eski köyümüze, yerimize, evimize, işimize döneceğiz ümidiyle beklemeleri. İkinci hadise ise Belucistan'a vardığımızda dağıtım lokasyonuna hareket ederken orada böyle büyük elma bahçeleri gördük. Fakat sel öyle vurmuş ki orada büyük bir gölet oluşmuş ve o kadar uğraştıkları, dinledikleri elmalar tam mahsul alacakları zaman selin etkisiyle sürüklenmiş gitmiş, bazı kıyıya vurmuş, çürümüş vaziyette oradaki çocuklar, o yörenin, köyün halkı onları bir şekilde sağlamlarını toplamaya çalışıyorlardı. Ama böyle enteresan bir şekilde onların yüzlerinde bir mahzuniyet olmasına rağmen metanet de vardı. Yani orada çok böyle esaslı bir duruş gördüm ve bu beni çok etkiledi. İnşallah Pakistan halkının duası bizim gayretlerimiz vesilesiyle inşallah tez vakitte onların kanayan yarasına bir nebze de olsa bir pansuman, bir merhem görevi görülür diye ümit ediyorum.